Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3 rakamını tanıyoruz. 3 rakamının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bunu Mehmet İnşallah Ayşegül şöyle üstünden geçecekler. Bu da arkadaşlar 3 rakamının olduğu bir etkinlik. Buradan önce şunları boyayacağız. Sayacağız, boyayacağız. Sonra şuradaki yerden keseceğiz. Buradan keseceğiz. Şapka oluşturacağız arkadaşlar. Evet. Ve elimde şöyle bir zımba var. Bununla zımbalayacağız. Şapkamızı oluşturacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar önce şapkamızı mı yapalım? 3 rakamını mı yapalım? Önce şapkamızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu arada videonun başında söylüyorum, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Ayşegül şimdi bunu boyuyoruz. Mehmet Yaşar'ınkini de veriyorum. Al Mehmet Yaşar, zımbayı bırak şimdi. Eline batabilir. Makasla şimdi kesme, tamam mı? Şimdi bunu önce boya. Al buradan, pastel mi istiyorsun, keçeli mi? Ama güzelce boya, tamam mı? Keçeli boyayla ıslatıp kesiyorsun sen orayı. Ayşegül bak, kalemle şimdi bunu çizmiyorsun. Bak şimdi sayıyoruz. Say bakalım. 1. Bu ne? 2. Bu? 3. Burada ne var? Burada kaç tane var? 1. Burada? 2. Burada? 3. Peki burada kaç tane fındık var? 3. Evet, say bakalım. 4. Say, 1. 1 diye sayacağız. Evet. 2. Evet. 3. Peki fındık hangi renk olur Ayşegül? Kahverengi. Evet, şimdi burayı şu 3 tane fındığı kahverengi boya bakalım. Mehmet Yaşar. Unuttum bunu, ne renge boyayacağız. Şimdi önce bir say bakalım, bu ne renk? Pardon, ne renk diyorum, bu. Say. 1. 2, 3. Evet. Peki burada kaç tane fındık var? Bunu yapmadık. Tamam, sizden mi yapalım onu? Kaç, say bakalım. 1, 2, 3. Evet. Burada kaç fındık var? 1, 2, 3. Burada kaç tane var? Nokta mı? Evet. 1, 2, 3. Evet. Peki bu rakam hangi rakam? 3. Evet. Şimdi fındık hangi renk olur? Kahverengi. Peki bunu boyar mısın? Şimdi orayı boyayabilir misin? Fındığı boya bakalım. Var bak, kahverengi. Bak bu açık kahverengi, bu koyu kahverengi. Hangisini boyamak istersen boya bakalım. Bunlar. Tamam boya. Tamam boya bakalım. Anne ya. Ayşegül de boy. Ayşegül de boyuyor arkadaşlar. Aferin, güzelce boya bakalım. Yardım mı edeyim? Anne, bu fındığımı bitirdim. Tamam, diğer fındığına geç. Evet arkadaşlar, şöyle fındığı boyayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle fındığı güzelce. Anne ben unuttum onu. Onu 3 rengini istediğin renge boyayabilirsin. Öğretmen diyor bir renge yapın. Sen bir renk boya oğlum. Hangi renk istersen ona boya oğlum. Şuralarda yeşile boya mı? Boya. Orayı değiştir. Ayşegül sadece kahverengi boyadı arkadaşlar. Boyadık. Peki şimdi burayı da sen boya bakalım. Ne renk? Mavi istersen ya. Değil mi? Kahverengi. Orası mı? Kahverengi yapma ya. Başka bir renk olsun. Hadi ben boya şurayı. Maviye boya. Burayı da yardım. Hayır, sen orayı. Ben fındığı boyadım, sen de onu boya. Tamam. Evet arkadaşlar, şöyle boyuyoruz. Ayşegül de boyadı. Birazdan Ayşegül de 3 rakamını boyayacak. Uf. Tamam.
Ayşe, şimdi bunu başka bir renge boyayalım. Ben. Şöyle düzeltelim. Tamam. Anne, ben bunu. Ne renk istiyorsun? Pembe. Pembe mi? Tamam, al pembeye boya. Dur, önce boyamanı bitir, sonra kes. Oğlum. Git arkadaşım. Evet. Bunu sen kendin yapman lazım, oğlum. Yapman lazım ki öğrenmen için. Hadi yap. Al, yap bakalım. Hadi anne. Sen de kalırsın. Götür onu. Hatta bunu boyayacaksın. Bunu boyayacaksın. Ya. Zaten bunu bunu da boyarsan, buradakini de boyarsan, bunu da boyarsan bitiyor. Sonra kesiyoruz ve şapkayı kafamıza koyuyoruz. Hadi Ayşegül, boya bakalım. Niye çarp bakalım? Bence bir şey yapmayalım mı? Sadece boyayalım şunu. Sadece saydık işte. 1, 2, 3. Bunu da saydık. 1, 2, 3. Bunu da saydık. 1, 2, 3. Bunu da saydık. 1, 2, 3. O kadar. Hadi, hadi yap bakalım oğlum. Seni bekliyorum lütfen. Arkadaşlar, Mehmet Yaşar boyasını bitirdi. Ayşegül de boyasını bitirdi. Şimdi arkadaşlar bunu kesiyoruz. Evet arkadaşlar, önce bir kameramı sabitleyin çünkü makas işlemi yapacağız. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu makasla keseceğiz. Mehmet Yaşar, makasını bana verir misin? Tamam, mor. Çok fazla kesmiyor. Şimdi Ayşegül bak şurayı şöyle kes. Şu çizgiden bak şöyle. Kes, tut bakalım. Şimdi sen devam et. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben de yardım ediyorum. Ah, kes bakalım. Güzel de çıkmışsın. Evet arkadaşlar, Mehmet Yaşar da kesiyor. Hadi. Eğri kesmeyin. Mehmet Yaşar da. Bak, yırttın oğlum, dur. Ben sana yardım edeyim. Biraz beklesen sana da yardım edeceğim işte, ama sen bekleyemiyorsun. Bir dakika, bak orayı yırttın. Dur, bekle arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Kesiyorum. Ve şurayı da kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle şeritimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar şunu keseceğiz. Evet arkadaşlar, sonra şunu keseceğim. Şöyle, sonra şunu. Şöyle şuraya. Kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle, neredeydi o? Şuradan arkadaşlar, şöyle. Bir dakika oğlum, kızım bir dakika. Arkadaşlar, şöyle birleştiriyoruz ve böyle zımbalayıp kafaya koyacağız arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar, bunu böyle koyayım. Mehmet Yaşar, dur, seninkini de keselim. Arkadaşlar nasıl kesildiğini görsün önce. Sonra zımbalama işlemini yaparız. Evet. Arkadaşlar, Mehmet Yaşar burayı yırtmış. Ama ben bir şekilde onu düzeltmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kesiyorum. Şöyle de kesiyorum. Kestik arkadaşlar.
İşte şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şurayı kesiyorum. Evet arkadaşlar, bunu da buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kesme işlemi tamam. Şu mavi renkli olan Mehmet Yaşar'ımdı. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu nasıl yapacağımı göstereyim size. Arkadaşlar şimdi bu şekilde. Bunu buradan zımbalayalım. Evet arkadaşlar, zımba. Şöyle. Şu zımbayla. Ne olmadı? Yapmadı. İyi mi olmadı? Az önce Mehmet Yaşar oynadı. Bozuldu. Bakalım inşallah bu sefer yaparım. Olmuyor. Evet arkadaşlar, Mehmet Yaşar oynadı. Ben de düzeltmek için şöyle sıkıca şuradan bastırdık. Evet arkadaşlar, zımbası atılmış oldu. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle, bunu da buradan arkadaşlar yapalım. Bakalım inşallah şunu biraz küçültebilirim. Hatta arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şuradan. Evet arkadaşlar, bakın ne güzel bir şapka yaptık. Şimdi bunu Mehmet Yaşar'a takacağım. Ama Ayşegül'ünkini de bitirelim. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Sonra şunu çevirelim. Şunu şuradan birleştireceğim. Şuradan arkadaşlar bunu zımbalıyorum. Evet. Arkadaşlar şunu şuradan. Evet. Şimdi bunu şöyle yaptım. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Ne oldu? Olmadı. Zımbamı bitireceğim. O bitmemiştir. Biraz takılı kalıyor arkadaşlar. Niye? Evet. Burada beni sinir etti arkadaşlar. Bakalım. Şuradan takılmış. Bakalım inşallah bu sefer olur arkadaşlar. Oldu. Evet arkadaşlar, şu anda böyle elimde iki tane şapka oldu ve şimdi bunu takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ayşegül az şapkanı tak bakalım kafana. Evet arkadaşlar, Mehmet Yaşar al anneciğim şapkanı tak kafana. Mehmet Yaşar şapkasına bakın arkadaşlar, çok güzel oldu Ayşegül'ün saçından dolayı. Dur saçını biraz açayım arkada. Evet. Bakalım. Ayşegül, senin de şapkan çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi Mehmet Yaşar ile Ayşegül yine böyle 3 rakamının üzerinden geçsinler. Ama biz bu arada ne yapmış olduk? Güzel bir etkinlik olması için, 3 rakamını güzel öğrenmeleri için böyle güzel 3 rakamıyla bir şapka yaptım. Ve Ayşegül buradan 3 rakamının üzerinden geç kızım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Bak Ayşegül şöyle. Mehmet Yaşar buraya gel. Tuvaletin mi geldi? Tamam hadi bekliyorum seni. Şöyle Mehmet Yaşar'a bakarken şey oldu. Evet arkadaşlar. Hadi yap bakalım. Arkadaşlar siz de böyle 3 rakamıyla güzel bir fotokopi çıkarıp Ayşegül kağıdı düzgün tut. Çıkartıp böyle kendinize bir şapka yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayşegül bay bay yap arkadaşlarına.
Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.